Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, altın, gümüş, sterlin tarafında sizlere uyarılarım vardı. Beni dinleyen arkadaşlar bu saat itibariyle altın ve gümüşte gördüğünüz gibi tekrardan karlı seviyelere geçtiler. Sterlin tarafındaki arkadaşlar da dikkatli olsunlar. Vereceğim seviyeleri takipte kalsınlar arkadaşlar. Altınla ve gümüşle ilgili, gram altınla ilgili tekrardan şimdi seviyelerimi vereceğim. Bu aylık kapanışlarda da bu verdiğim seviyeleri takipte kalacaksınız. Önemli seviyeler olacak. Beni dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Videoyu sardırarak veya belli kısımlarını atlayarak izlememeniz sizin tamamen faydanıza olacaktır diye düşünmekteyim. Sterlin'le başlayalım. Sterlin'deki arkadaşlar için 8.38 desteği önemli dedik. Ve 8.38 desteğinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber sizler de gördünüz arkadaşlar. 8.38 desteğinde tutanan sterlin TL tekrardan yukarıya doğru ataklarını devam etti. Şimdi sterlin TL'de bizler için önemli olan 8.50 direnci. 8.50 direnci üzerinde sterlin TL'de kapanışlar görebilirsek, sterlindeki arkadaşlar 8.50 üzerinde kapanışlar görebilirsek sterlinde bu sefer 8.62 seviyesi önemli, takip etmemiz gereken bir direnç seviyesi olacak. Bunun üstünde de arkadaşlar 8.69 direnci gene sterlin TL'de takipte kalmanız gerekecek önemli seviyeler şeklinde gözükmekte. Dediğim gibi kapanışlarda arkadaşlar yükselişin devamı için 8.50 üzerinde mutlaka kapanış görmemiz şart sterlinde. 8.50 üzerinde kapanış göremezsek hareketler tekrardan 8.42 civarına doğru sarkmalar görülebilir. Fakat 8.38 kırılmadıkça da sterlin hala 8.38-8.50 bandında hareket ediyor diyebiliriz. 8.50 kırılımı yükselişin devam sinyali olacaktır. O yüzden 8.50 sterlin TL'deki arkadaşlar takipte kalacaklar. Altın onsa bakalım, altın onsa neler olabilir? Altın ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz altın onsta bizler için yükselişin devamı için altın onsta 1780 seviyesi üstünde bir kapanış şart demiştik. Altın ons şu an 1783 seviyelerinde. Biz burada kapanışta arkadaşlar 1780'i arayacağız. Burası önemli bizim için altın onsta. 1780 üzerinde altın onsta bir kapanış yakalayabilirsek bu sefer altın onsta da hareketler yukarı doğru hız kazanır ve 1810 seviyesine doğru altın onsta hareketler hızlanabilir. 1780 bu yüzden bizim için önemli. Aşağıdaki en önemli destek yerimiz de arkadaşlar altın onsta 1760 ve 1750 destekleri. Evet, 1750 önemli yükselişin başladığı destek seviyemiz olarak altın onsta gözükmekte ve yukarıdaki hedefimiz 1810 direncine doğru altın onsu taşımaya devam edecektir. 1780 kapanışları altın onsta takibimizde olacak önemli seviyeler şeklinde gözükmekte. Gümüşe bakalım. Gümüşte biliyorsunuz beklentilerimiz vardı. Onlar da bu saat itibariyle gerçekleşmeye başladı. Gümüşte arkadaşlar 3.93 kapanışlarını takipte kalın diye sizlere bildirmiştim. Artı gümüş onsta da 17 desteğimiz önemli diye sizlere satış yapmamız konusunda yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla tavsiyede bulunmuş ve 17 desteği üzerinde tutundukça gümüş onsta 18.36 direncine doğru yükselişlerin ve 18.36'yı da kırabilirsek 19'lu seviyelere doğru gümüş onsta yükselişlerin gelebileceğini belirtmiştim. Bugün itibariyle gümüş ons kendini tekrardan 18 seviyesi üzerine attı. 18 üzerini artık kendisine destek yapmayı başarabilirse arkadaşlar gümüş onsta da 19'lu seviyelere doğru hareketlerin hızlanması beklenebilir. Aşağıda bizim için artık 17
desteğini yukarıya çekiyoruz. Bu destek seviyemiz de artık 17.50'lerde bulunan stop bölgemizdeki destek seviyesi haline gelmiştir. 17.50 altına inilmedikçe gümüş onsta da beklentimiz olan 18.36 ve 19'lu seviyelerdeki direnç seviyeleri takibimizde olacak önemli seviyelerimiz şeklinde düşünebiliriz. Gümüş gramda belirttiğim gibi arkadaşlar bu hafta 3.93 bizim için çok önemli. Burada bir kapanış aramamız şart diye belirtmiştik. Biliyorsunuz dün itibariyle 3.93 seviyesinde gümüş gramda kapanışımız geldi. Bu hareket bizi 4.402 seviyesine taşıyacaktır diye gümüş gramda da belirtmiştim. Şimdi gümüş gramda bizler için arkadaşlar yukarıda önemli olacak bir direnç 4 lira seviyesi. Bu 4 lira seviyesi üzerinde bir kapanış gelmesi durumunda gümüş gramda hedefimiz arkadaşlar 4.17 seviyesinde bulunan direnç bölgesi. Burayı 4.10 ve 4.17 şeklinde de çizebiliriz arkadaşlar. 4.10 ve 4.17 seviyesinde bulunan direnç seviyesi gümüş gramda da hedefimizde olacak önemli bir seviye. Ara dirençlerimiz gene 4.03-4.09 seviyesinde bulunmakta. Fakat gümüş gramda bugün de arkadaşlar bir 3.93 üzerinde veya 4 liralar seviyesi üzerinde bir kapanış gelirse gümüş gramda artık başka bir miktarları da konuşabiliriz. Özellikle 4 lira üzerinde bir kapanış gelirse yeni videomda sürpriz rakamlarla sizlerle birlikte olacağım. O yüzden bugünkü kapanışlarda gümüş gramda bizler için önemli. Gram altına da bakalım. Gram altında biliyorsunuz belirttiğimiz önemli seviyelerimiz vardı. Bu gram altında da belirttiğimiz seviyelerin üzerinde kapanışlar görüldü ve gram altında kendini ons bazlı olarak yukarıya doğru 60 gözükmekte arkadaşlar. Şu an 393 seviyelerinde gram altında işlem görmekte. Gram altında yükselişin devamı için bizler için arkadaşlar 392 kapanışı çok önemli demiştik. Bakın şuradaki 392. Bunu günlük kapanışlarda takipte kalacaksınız arkadaşlar. 392 üzerinde günlük kapanışlar gram altında da görmeye başlarsak bu sefer gram altında yükseliş yönümüz yukarılarda. İlk etapta 395, 399 ve 410 seviyesine kadar gram altında yükselişlerin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Gram altında bizler için stop bölgesi bu hafta itibariyle 387'den geçiyor. 387 altına gram altın inmediği müddetçe yukarıda yükselişin devamı için 392 şart. Bakın 392 üzerinde kapanışları kollayacaksınız. 392 üzerinde kapanış görmemiz halinde gramda 395, 399 ve ana hedef yerimiz 410 rakamları beklentimiz haline gelecektir arkadaşlar. Bu rakamlar önemli. Takibinizde kalması gereken seviyelerdir. Gram altında özellikle 400 seviyesi biliyorsunuz daha önce de belirtmiştim. Bizler için önemli bir seviye. Bakalım bu sefer 400 seviyesini gram altın 392 üzerinde tutunup 400 seviyesini yukarı yönlü aşmayı başarabilecek mi? Sizlerle birlikte bunu da takip edeceğiz arkadaşlar. Dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL kurunda bizler için önemli seviyeler nereler? Bunları sizlerle birlikte hemen bulmaya çalışalım. Evet, Dolar TL kurunda yatay seyir hala devam etmekte. Dolar TL kurunda öncelikle arkadaşlar dediğim gibi 387 kapanışı günlükte takibinizde olacak. 387 üzerinde günlük kapanış Dolar TL kurunda yakaladığımız zaman hareketlerin yukarı yönlü devam edebileceğini düşünebiliriz. Pardon 687. Pardon arkadaşlar 687. Yani 6.87 üzerinde dolar TL kurunda bizler için bir kapanış görmemiz şart. 6.87 üzerinde dolar TL kurunda kapanış görmeye başlarsak bu sefer yönümüz yukarıda 6.94
ve kısada benim beklentim olan 6.98 seviyesine kadar dolar TL kurunda gidebilir. Şurayı tekrar yenileyelim arkadaşlar, bir saniye. Rakamlar birbirine iyice karışmasın. Evet, dolar TL kurunda öncelikle ne dedik arkadaşlar? Şuradaki sıkışmanın 6.87 seviyesini yukarı kırıp üzerinde günlük bir kapanış gelmesi şart. 6.87'nin yukarıya kırılımını görürsek dolarda bu sefer 6.94 ve onun üzerinde 6.98 seviyesi kısadaki beklenti yerimiz olarak, ana hedef bölgemiz olarak gözükmekte arkadaşlar. Dolar TL kurunda ana destek bölgemiz 6.80'deki ana destek bölgemiz arkadaşlar. 6.80 kırılmadığı müddetçe dolar TL kurunda beklentimiz olan 6.98'li seviyelere doğru hareketlerin yön bulabilirliği biraz yüksek gibi gözükmekte. Tabii öncelikle buradaki sıkışık seyrin 6.87 üzerinde kapatması şart. 6.87 yukarı kırılamadıkça arkadaşlar 6.80 riski hala devam eder dolar TL kurunda. Bunu da bilin. Fakat 6.87 üzerinde bir kapanış görürsek bu sefer yönümüz 6.98 seviyesine doğru dolar TL'de yukarı yönlü devam edecektir. Şuradaki kanalımızın zaten üst tarafı da 6.98'den geçmekte. 6.98 üzerinde hareketler zaten hızlanır, biliyorsunuz yukarıda 7.09 7.14'lü seviyelere doğru eğer tutunabilirse, 6.99 üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa bu sefer 7.09 ve 7.14'lü seviyelere doğru dolar TL kurunda hareketler yönü yukarıya doğru çevirebilir arkadaşlar. Şurayı unutmayın, 6.87 şart, günlük kapanış şart. 6.87 üzerinde bir günlük kapanış gelmesi şart. Aksi takdirde 6.87-6.80 arasında sıkışan bir kur devam edebilir, hareketlerine devam edebilir. O yüzden bu kapanışları bekleyeceğiz. Beklentilerimiz sonucunda da çıkan sonuca göre tekrardan hareketlerimize yön vereceğiz. Evet, şimdilik dolar, altın ve sterlin, gümüşle ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Her zaman söylediğim gibi yatırımcı sabırlı olmalı, sabırla beklemesini bilmeli. Verdiğimiz önemli destekler, kritik seviyeler önemlidir. Bunları bir kez daha gördünüz. Kapanışlarda bu seviyeleri arayacaksınız. Bu seviyeler üzerindeki kapanışlar kuru gördüğünüz gibi emtiaları veya altın tarafında nasıl yukarıya götürdüğünü sizler de benimle birlikte burada izleyip gördünüz. Yatırım kararı alırken bir yatırımcı çok sakin olmalı ve sabırlı olmalı. Eğer sakin ve sabırlı değilseniz arkadaşlar bu tür kısa vadeli alsatlardan kaçınmanız sizler için faydalı olacaktır. Artık borsa ile ilgili de videolar yapıyoruz arkadaşlar. Borsa ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa kanalıma girip buradan borsa yorumları kısmındaki videolardan borsa ile ilgili yaptığımız tahminleri ve yorumları da izleyebilirler. Yaptığımız videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmayın. Kendilerini bekliyorum. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.